geldiniz. Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar Bey, Fatma Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Uğur Bey. Başkanım, hayırlı günler diliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de 1998'den beri Kayseri'de hizmet veriyoruz. 2005 yılından bu tarafa. Derneğimiz kamu yararına çalışma belgesi vardır. Eğitimci bir derneğiz. Şimdiye kadar 41 projeye geçmiş yönetimler ve bizler imza attık. 1300 civarı engelli kardeşimizi kamuda ve özelde istihdam ettik. Çok güzel. Ve bütün görme engelli kardeşlerimiz bizim derneğimizden eğitim alabiliyorlar. Halk eğitim, Melek Gazi Halk Eğitim'le ortaklaşa açtığımız kurslardan. Ellerinize sağlık. Bu şekilde bize de vesile oldunuz. Bu görme engelli kardeşlerimize bir nebze de olsun yardımcı olabilmek için bizimle birlikte geliştirdiğiniz bu işten dolayı da ben teşekkür ediyorum. Bize düşen de tabii o zaman toplumun içerisinde bu görmenli engelli kardeşlerimizin de olduğunun farkındalığını oluşturacak, onların hayatını kolaylaştıracak, yollarda, kaldırımlarda, parklarda, neyse toplumun her kesiminde onların daha rahat hareket edebileceği mekanlar oluşturmak kalıyor herhalde, değil mi? Biz de inşallah bundan sonraki projelerimizde, şu anda birçok parkımızda, bahçemizde engelli kardeşlerimiz için onların rahat hareket edebileceği mekanlar oluşturuyoruz, hazırlıyoruz. Bazı parkların içerisinde bedensel fiziki engelli kardeşlerimiz için eğitim alanları, oyun alanları vesaireler yaptık. Birçok noktada görme engellilerimiz için yürüme yollarını oluşturuyoruz. Onların rahatlıkla yürüyebilecekleri izlerin olduğu kaldırımlarda döşüyoruz. Daha fazla hale getirip toplumun içerisinde bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin daha rahat yaşayabilecekleri mekanlar oluşturmamız gerekir. Bir de bununla birlikte sadece bu mekanları oluşturmak yetmeyecek. Bu işin farkındalığını da ortaya koyacak. İşte beyaz bastondaki esprinin beyaz olması bu işin üçüncü şahıslar tarafından, bir başkaları tarafından hissedilir, görünür. Buradaki engelli kardeşimizin fark edilir olmasını sağlamak. Biz de toplumsal olarak en azından bu bilinci ortaya çıkartıp bu farkındalığı ortaya çıkarmak adına gerek Kocaseren Belediyesi olarak biz, diğer belediyeler, toplumun bütün katmanları olarak bu işin öncülüğünü yapmamız gerekiyor. İnşallah sağlıklı, sıhhatli günlerde sizlerin de rahatlıkla kullanabileceği bir çevre oluşturmakta görevimiz olacak. Toplumun içerisinde bu bilincini oluşturmak da önemli. Bu eğitim vermek de önemli. Tüm insanımız yardımseverdir. Bu konuda gönlü açıktır. Birinin elinden tutmak, ona yardım etmek huzur verir, mutluluk verir. Bu farkındalık, bu bilinç biraz daha yüksek olsa eminim herkes yardım noktasında elinden gelenden daha fazlasını, gayreti, çabayı gösterecektir. Çok güzel. Evet. Hayırlı olsun. İyi günlerde sağlık sıhhatle kullanmanız dileğiyle. Tamam mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim.